Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Leetsto markasının ayakkabı kurutucu ve koku giderici cihazını inceleyeceğiz. Şimdi birçoğunuza bu cihaz çok gereksiz ya yani ne gerek var şunu alacağız diye gelebilir. Hatta bununla ilgili bir başka kişi de video çekmiş. Bu markaya ait değil. Farklı bir ayakkabı kurutucu ve koku giderici ürünle ilgili video çekmiş. Onun videosuna denk geldim ve ben de bu cihazı deneyimlemeye karar verdim. O markayı bulamadım fakat Lidso bunu ürettiği için ve kendisi de zaten bu firmada güvenilir bir marka olduğu için ürününü alma gereksinimi ve sizlerle de paylaşma gereksinimi duydum. O videonun altına birçok yorum gelmiş. Hani buna ne gerek var, bu kullanılır mı, çok gereksiz bir ürün diye. Fakat farklı yorum yapanlar ve bu cihazın gerçekten kendileri için faydalı olduğunu düşünenler de videonun altında bulunmaktaydı. Bu kimlerin işine yarar ilk başta ondan bahsedeyim. Bu pek tabii ki aslında her birimizin işine yarayabilir fakat bu bizim ülkemizde çok yoğun kullanılmadığı için ve ülkemizde daha doğrusu bu gibi cihazların kullanımı çok bilinmediği için herkese gereksiz geliyor. Bunun şöyle bir özelliği var. Örnek çok fazla terliyorsunuz ki ben böyle bir yapıya sahibim. Normal şartlar altında bile hani böyle çok yoğun bir sıcaklık nem olmasa bile yoğun bir terleme sorunu yaşıyorum. Bunun dolayısıyla da hem vücudum hem de ayaklarım çok fazla terliyor. Ve gün içerisinde ayakkabı içerisinde sürekli ayağın kaldığı için de bu ayakkabı da pek tabii ki ıslanmış oluyor. Akşam geldiğimde yaz sıcağında bir kalorifer peteğinin üstünde bunu kurutma şansınız maalesef bulunmuyor. Dışarı bırakacak olsanız zaten dışarısı nemli, ayakkabının kuruma şansı resmen 0. Ne yapacaksınız? Böyle bir cihaza ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani normalde bundan ben de bilmiyordum ancak internette bunun videosuna denk geldim ve ardından da yorumlarını okuduktan sonra kesinlikle böyle bir cihazı kullanmaya karar verdim. Şimdi nedir bu cihaz ve neler yapabiliyor? 3, 6 veya 9 saatlik periyotlarda ayakkabınıza 360 derece hava vererek, sıcak hava vererek ayakkabınızın kurumasını sağlıyor. Ayrıca içerisinde ozon sterilizasyonu bulunuyor. Böylelikle de ayakkabınızın içerisinde oluşacak bakteri, mikrop, küf, mantar gibi şeylerin tamamının %99 aranında yok olmasını olanak sağlıyor. Hani benim ayağımda mantar yok ancak ayağında mantar olanlar veya mantar gibi problemler yaşayanlar da bu tarz cihazlardan edinebilirler. Bundan aldığınız takdirde ayakkabınızın içine de bunu koyduğunuzda ozon ile sterilize ediyor. Ve ayak içerisinde oluşabilecek bir koku varsa veya daha doğrusu ayakkabınızda bir koku varsa onun giderilmesine de gerçekten büyük oranda etki sağlıyor. Cihazı zaten ilk çalıştırdığınızda bir süresi ozon ile sterilizasyonla geçiyor. Bir ısıtma olmuyor. Ardından 360 derece ısıtma içerisindeki PTC ısıtıcılar sayesinde 55 derecelik sabit sıcaklıkta ayakkabının kurumasına olanak sağlıyor. Bunu sadece ayakkabıda da değil, çorap kurutma, eldiven kurutma, şapka, bere tarzı şeylerin kurutulmasında da kullanabilirsiniz. Aslında kullanım alanı gerçekten geniş. Yalnız cihazın kablo uzunluğu bir tık kısa olduğu için her alanda da kullanıma pek tabii ki olanak vermiyor. Cihazın ilk etapta kutu içeriğinden çıkanları göstereceğim. Ardından da pek tabii ki detaylı özellikleri ve kullanım esnasında nasıl göründüğü, ne kadar bir ses yaydığı gibi deneyimlerimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi yakın çekimde kutu açılışına geçelim. İlk etapta sizlere kutuyu şöyle göstereyim. Sterilizing and Deodorizing Shoe Dryer olarak yazmakta. Burada marka adı yazıyor. Arka tarafta da kullanım detayları harcadığı enerji 20 watt saatte 20 wattlık bir enerji tükettiği gösterilmiş. Ve kutu içerisinden çıkanlarda tam olarak şöyle. Bir kez kullandım ben. Sadece deneme amaçlı yani böyle yoğun tel içerisinde ve hafiften de bir e, rutubet kokusu ve daha doğrusu nasıl diyeyim bir ayak kokusu olan ayak içi, ay ayakkabım içerisine denedim. Tamamıyla kokuyu yok ettiğini söyleyebilirim. Bunu zaten videoda gösterebilme şansı maalesef bulunmuyor. Sadece söylediklerime güvenme şansınız kalıyor ki zaten bu zamana kadar tanıttığım 600'den fazla ürün var. Bu ürünlerin hiçbirinde bir sıkıntı yaşamadığınızdan eminim. Zaten sıkıntı yaşayabileceğiniz bir ürün olduğu takdirde de videonun başında sizlere bunu açık açık söylüyorum. Yani bu ürün kötü diye açık açık söylüyorum. Şimdi kutu şu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir yapıya sahip. Şu tarafında bir tane kablo bulunmakta. Bunu prize takarak kullanıyorsunuz. Şarjlı bir cihaz değil. Kapağı açtığınız zaman şöyle görmüş olduğunuz gibi ayakkabı kurutucular çıkıyor. Bunun en güzel tarafı her tarafının delikli olması. Yani 360 derecelik gerçekten ısıtma ve dolayısıyla da ayakkabının tamamında bir kurutma olanağı sağlıyor. Şu şekilde iki tane başlık var. Bunları ayakkabıların içine şu şekilde gelecek biçimde yerleştiriyorsunuz ve kurutma işlemi böylelikle başlıyor. Cihazın kullanımı gerçekten çok basit. Şunu şöyle tekrardan yerine koyuyorum. Üzerinde bulunan tek bir tane tuş var. Cihazı açmak için buna basıyorsunuz. Burada 3, 6 ve 9 saat ayarları bulunmakta ve ayakkabınızın ıslaklık yoğunluğuna göre 3, 6 veya 9 saat seçeneklerinden bir tanesini seçerek kurutma işlemine başlıyorsunuz. Şimdi burada şuna dikkat etmeniz gerekli. Siz bu cihazı kullanırken üzerinden böyle şıpır şıpır su akan bir ayakkabının içine koymayacaksınız. Koyduğunuz takdirde şu cihazın içerisine su kaçacak ve böylelikle de cihazın yanmasına veya bozulmasına sebebiyet vereceksiniz. Bu yıkanmış ayakkabıyı yani şıpır şıpır su damlayan ayakkabıyı kurutmak için değil, nemli veya ayakkabı daha doğrusu yıkanmış, suya ak akmış, içerisinde nemli kalan ayakkabının kurutulması için Ayrıca ayak kokusunda da dediğim gibi etkili olan bir cihaz olduğundan ayak kokusu çekenler bu cihazı kullanabilir. Nasıl kullanacaksınız? Gün içerisinde ayakkabınızı giydiniz. Akşamleyin eve girdiniz. Girer girmez siz bu cihazı fişe takıyorsunuz. Ayakkabınızı direkt olarak bu şekilde içine koyuyorsunuz. Ve ardından çalıştır tuşuna basıyorsunuz. Bastıktan sonra belli bir süresi bunun ozon ile sterilizasyonla geçiyor. Kaç dakikasıydı hatta ezberden konuşmayalım. Direkt olarak şurada görmüş olduğunuz kitapçığı üzerinden konuşalım. Evet ilk 10 dakikası bakın şurada da yazıyor. Ayakkabılar kurutulmadan önce 10 dakika boyunca ozon ile sterilize edilir diyor. Cihazı açtığınızdan sonra ufak bir tiz ses duyuyorsunuz. Böyle zzzz şeklinde bir ses geliyor. Bu ozon ile sterilize edildiği anlamına geliyor. Zaten çok yoğun böyle bir koku alıyorsunuz. Hani böyle kokuyu tarif edemiyorum ama ozonun kokusu olsa gerek bu. Şimdi bir ayakkabı üzerinde nasıl bunun konumlandırıldığını göstereyim. Ardından da fişe takıp pek tabii ki beraber bir deneyelim. Şimdi bir konvers ayakkabı üzerinde göstereceğim. Ayrıca başlamadan önce şu şekilde ben bunun metreyle de bir metrajını ölçüp sizlere göstereyim. Yaklaşık olarak 18 cm uzunluğunda ve 3 cm genişliğinde bir aparat bu. Şu şekilde bunu ayakkabının içerisine yerleştiriyorsunuz. Diğerini de aynı şekilde yerleştiriyorsunuz. Ardından bunu fişe takıyorsunuz. Ve Başlat tuşuna bastığınızda cihaz çalışmaya başlıyor. Şimdi ben bunu bir fişe takacağım. Fişe taktığımda ilk etapta burada herhangi bir şey görmüyorsunuz. Şimdi mikrofonumu ben bu cihaza yaklaştıracağım. Bakın şimdi bastığım zaman şuradaki tuşa 3 saat işareti yandı. Çok tiz bir ses geliyor. Bakın şimdi yaklaştıracağım. Bu ses şu an ozon ile sterilize edildiğini bizlere gösteriyor. 10 dakika boyunca sterilizasyon yapacak. 10 dakikalık sterilizasyonun sonunda da 3 saat boyunca ayakkabıyı sabit sıcaklıkta tutarak 55 derecelik sıcaklıkta kurutmayı sağlayacak. Şimdi neden sabit sıcaklık olduğuna vurgulayarak söylüyorum? Çünkü ayakkabılar da şöyle kumaştan, plastikten, naylondan yapılan şeyler olduğu için bunu farklı ısılara tabi tutacak olursanız ve ısı dalgalanmaları olacak olursa Ayakkabılar çekip küçülebilir, deforme olabilir, zarar görebilir gibi problemler yaşıyor. Yalnız bunu 55 derece sabit sıcaklıkta tutarak kuruttuğunuz takdirde herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Hem içerisindeki nem atılıyor hem ayakkabı doğru bir biçimde kurutulmuş oluyor. Bu ses şu an böylelikle devam ediyor. Bu arada bunun süresini artırmak için bu şekilde bir kez daha basarsam 6, bir kez daha basarsam da 9 saat kurutma şeklinde devam ediyor. Bir kez daha bastığımda cihaz kapanmış oluyor. Bu şekilde bir kullanıma sahip kullandıktan sonra ayakkabının içerisinde bir koku almıyorsunuz. Ayrıca şu cihazda da sadece böyle dediğim gibi bir ozon yani ozonla bir şey yapılmış. Bunu anlıyorsunuz böyle hafiften bir ozon kokusu oluyor. Haricen de ayakkabının kokusu pek tabii ki buna geçmiyor. Bu şekilde de bir kullanım bizlere sunmuş oluyor. Yani şu videoyu çekerken bile şu oturduğum yerde terleyebiliyorum. Videolarımı çekebilmek için bu arada gündüz saatlerinde çekim yapmıyorum. Farkındaysanız hep yapay ışık kullanıyorum. Çünkü gündüz sıcakta video çekmeye çalıştığım takdirde aşırı derecede terliyorum ve bu beni çok rahatsız ediyor. Bu cihazı bu arada çok rahat bir biçimde taşıyabiliyorsunuz yanınızda. Şöyle kablosunu içine yerleştirip şu dış yüzeyinde görmüş olduğunuz delikli kısmı da buraya getirdiğiniz takdirde bu artık bu şekilde kapanmış oluyor ve seyahatte yanınızda götürebileceğiniz büyüklükte bir cihaz olmuş oluyor. Şu an yapamadım ama böyle birazcık yamuk yumuk durdu. Evet, bu şekilde. İsterseniz bu şekilde çantanızı atıp istediğiniz bir yere de rahatlıkla götürebiliyorsunuz. Bu cihazla ilgili söyleyeceklerim açıkçası bu kadar. Bu arada kablosunu şu arka tarafında sarma yeri de var. Bunu da görmedim. Şimdi fark ettim. Siz kullanmadığınız zamanlarda bu arka tarafını da sararak şöyle de depolayabiliyorsunuz. Bu arada gördüğünüz gibi bu şekilde de arkasına sarılabileceği bir yer bulunmakta. Buraya da sarabilirsiniz. Ayrıca seyahat esnasında da bu dediğim gibi içerisine sokup da götürebilirsiniz. Şunları da şunun içine koyduğunuz zaman şöyle de kullanılabilir aslında. Bakın şimdi buraya koydunuz. Şu kablolar şuradan çıktı ya. Bunu da şu şekilde de kullanabilirsiniz. Açık bir vaziyette de bırakmazsınız. En azından böyle daha derli toplu görünür diye söylüyorum. Benim videoda bahsedeceklerim bu kadardı. Açıkçası bu üründen almak isteyenler için şöylelikle kutusunu da tekrardan göstereceğim sizlere. Dediğim gibi bu herkesin ihtiyacı olan bir şey aslında fakat pek tabii ki herkes de bundan almak istemeyecektir. Ancak terleme problemi olanlar, sürekli ayağında terleme sorunu yaşayanlar ve koku problemi yaşayanlar kesinlikle bu ürünü kullanabilir. Koku sorunundan ve pek tabii ki terleme kaynaklı ayakkabının ıslaklığının kurutulmasından kurtulabilir. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ürünle ilgili yorumlarınızı kesinlikle yorumlarda görmek istiyorum. Dediğim gibi o videoda çok fazla olumsuz yorum vardı. Fakat ihtiyacı olanların da en azından yorumunu görebilmiştim. İhtiyacı olan kaç kişiyiz böylelikle görmüş olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.